dikeni. Neden deve dikeni denir? Çünkü develer çok sever bunu. O nedenle deve dikeni denir. Bunun özelliği hepatit B, hepatit C gibi rahatsızlara karşı etkilidir. Birleşimindeki zilimarin karaciğer zehirlenmesine karşı dahi etkili. Mesela ilkbaharda, sonbaharda insanlar ormanlarda orada burada mantar toplar. Zehirli mantar da toplayabilir. Zehirli mantar yediği zaman zehirlenir. Allah korusun ölebilir. İşte bunun birleşimindeki zilimarin karaciğer zehirlenmesini mantardan veya bazı kimyasal ilaç kullanımından ortaya çıkan zehirlenmeler önler. Toksik maddeyi vücuttan atar. Hepatit B'yi, hepatit C'yi önler. Çok çok güzel bir bitkidir. Eskiden hepatit B ve hepatit C'ye yakalananlar ne yapıyordu? Devenin sütünü içiyorlardı veyahut da devenin idrarını içiyorlardı. Bu hepatit B, hepatit C'den kurtulmak için. Çünkü deve çok deve dikeni yediği için onun birleşimindeki etken maddi idrarına ve sütüne karışıyordu. Şimdi artık insanlar eskiden Mısır'a veyahut da Suudi Arabistan'a gidiyordu. Deve sütü içmek için veya deve idrarı içmek için. Deve sütüne, deve idrarına gerek kalmadı. Çünkü burada ne var? Deve dikeni var. Yani, bir tek o yok ki. Bir sürü ürün var sevgili evet. Seyirciler. Süha Kapkı da gösterecek zaten. Süha Kapkı bir bak çeşit çeşit rengarenk gökkuşağı gibi. Ama tabii bunların her biri her derde farklı, deva farklı değil mi? Farklı özelliği var. Farklı farklı. Her ürünün farklı özelliği var. Önemli olan hangi bitki neye karşı